başlayalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün daha çok workshop tadını bir event yapacağız. PowerPoint'le biraz aram kötü. Az slide'ım var. Öncelikle hani biraz çok az kısaca kendimden bahsedeyim. Ve ondan sonra hemen konuya girelim. Çünkü hani özellikle sonuncu, hani en son kişi olmayı, yani en son event almayı özellikle ayarladım. Çünkü benden sonraki kişi ayıp olmasın dedim. 40 dakika falan süre veriliyor normalde. Ama benim biraz daha uzayacak. Ben biraz daha esneteceğim. Hani bir uygulamayı live coding yapıp yazacağız. Amacım o. Ama biraz tehlikeli bir süreç bu. Çünkü hani mesela şimdi güzel bir filme gidiyorsunuz. Film aslında genelde çok güzel ama sonu berbat. Mesela aklınızda hep o son kısım kalıyor. O olmamasını amaçlıyorum. Hani Lost izliyorsunuz. Lost güzel bir dizi gibi giderken sonu bitince izleme dedik. Yani son bizim kültürümüzde çok önemli. Özellikle mesela yemek yiyorsunuz, çok güzel bir yemek. Sonda tatlı berbat ama veya tatlı çok güzel. Aklınızda hep o son kısım kalıyor. O yüzden hani şimdi Ankara'da olacak, belki daha farklı önümüzdeki sene yine DevNotlar olacak. Hani bu güzel günü batırmamak lazım. O yüzden ben de elimden geleni yapacağım. Çok güzel bir seminerdi. Bu röportajda da hani diğer konularda da hani bahsettim. Özellikle hani iki salon olması çok kötü oldu. Hangisine gideceğimizi şaşırdık. Yani bir Burak Hoca var, bir işte başka konular var. Nereyi takip edecek bilemedik. Onun haricinde hani bu güzel günü ben de güzel bir sonlandırmak istiyorum. Hani inşallah bir kadayıf oluruz biz de böylece. Siz de ağzınızda güzel bir tatlı eve gidersiniz. Şimdi bilen arkadaşlar da vardır, bilmeyen arkadaşlar da vardır. İşte adım Bora Kaşmer, Netaş'tayım. İki aylık Netaş'ta yaşıyorum şu anlık. Yazılım mimarı olarak geldim. Orada da genelde arkadaşlar hep Angular üzerine, hatta son 1,5-2 aydır neredeyse hiç Visual Studio'yu açmadım diyebiliriz. Genelde hep Visual Studio Code, Angular 2. Ve TypeScript ile kol yazdık. Şu anda artık Angular 4 ile devam ediyoruz. Yani doğal olarak dedim ki hani bana da konular verilince ne anlatayım dedim. Hani şu ara zaten Angular'a da çok ilgiliyim. Cross platform özellikle bu seneki takıntım. Daha çok o yüzden O6'de yazacağım. Çünkü hani farklı işletim sistemlerinde de nereye koyarsanız bu kodlarımız bugünkü yazacakmış çalışır. Windows'da da çalışır, Linux'da da çalışır. Amacım o. Bunun haricinde kodların haricinde hani kendi adıma söyleyeceğim şey Microsoft arasında da Visual Studio MVP'siyim. İşte 2 yıldır. Bloomboracashmer.com üzerine çok çalışıyorum. Yani bir mesai de orada yapıyorum diyebiliriz. Gerçekten çok önem veriyorum. Kodur bu arada Twitter'ım. Genelde hani sosyal alanda böyle aslında Facebook diğer konularda çok alakalı değilim ama hepsini bir Twitter'da toplayabiliriz. Eğlenceli güzel şeyler, makaleler, diğer eventleri de buradan duyuruyorum. Takip edebilirsiniz. Bugünkü yazacağımız kodları GitHub'a koyacağım. Yani kucağında yazmak isteyen arkadaşlar bilemem var mıdır benimle beraber olabilir. Yani, ama önemli değil. Hani kodları Bora Kaşmer'den de GitHub'dan da alabilirsiniz. Oraya da atacağım. DevNote diye atarım herhalde. Başka kendim hakkında söyleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bir de YouTube channel'ım var. Bu konularla ilgili bol bol videolar paylaşıyorum, çekiyorum. Farklı farklı konularda da çekmeye devam edeceğim. Aşağı yukarı kendi akıma söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bundan sonra yapacağım şeyler hani sunumla ilgili olacak ama şimdi tam bu noktada arkadaşlar bir kodla bir şey yazacağım. O da şundan dolayı. Bugün yazacağımız project template'ini download etmeye, oluşturmaya başlayacak ve aşağı yukarı 141.8 ya da 142 MB'lık bir şey. Şimdiden başlatayım ki kod yazmaya başladığımızda hani internet durumunu bilmiyorum. Cep telefonundan yapacağım. Sorun olmasın bize. Hani zannetmeyin ki direkt koda başladık hiçbir şey olmadan. Ve bu yazdığımı da anlatacağım yani hani arkadaşlar ne yaptığımız üzerine de konuşacağız. Hemen bir yazayım şimdiden. Tamam. ng new devnote. Ne olduğunu hep beraber konuşacağız. Başladı mı? Başlıyor. O yapıyor. Kendisi o arkada yapsın. O arkada oluştursun arkadaşlar. O oluştura dursun. Ben de işte PowerPoint kısmını geçmiş olurum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu seminerden yani şu bugünkü yapacağımız işten en güzel faydalanma yolumuz şöyle. Mesela hiçbir kısımlara ayıracağım. Mesela hiç bilmeyen kişiler için şöyle bir case'imiz var. Yeni JavaScript framework'leri size neler sağlayabilir? Mesela işte gördük demin yani önceki seminerde jQuery ile şunları yapıyoruz, JavaScript ile bunları yapıyoruz. Peki modern JavaScript framework'lerini kullansak neler yapabileceğiz ona bakacağız. Bunu Angular versiyonu bakacağız. Ama tabii buna bağlı olan işte React var, ondan sonra farklı Knockout var. Farklı farklı bir sürü modern JavaScript framework'lerimiz var. Bunların bize ne gibi getirisi olur? Ben projelerime bunları katsam nasıl hızlanır ya da code review'ler nasıl yapılabilir açısından size mutlaka ceplerinizi dolduracaktır. Angular 1 bilen arkadaşlar için de artık neden Angular 2'ye geçmeleri gerektiğini, TypeScript'in gücüyle frontend'de backend gibi nasıl kod yazabileceğinizi,
bir başka kişinin, yani mesela örneğin X bir kişinin kodlarınıza, hani Burak Hoca anlattı ya biraz, bu JavaScript frameworklerinin daha sonra handle edilmesi, kodların büyümesinden sonra değişikliklerin yapılmasının zorluklarını nasıl aşabileceğinizi, bu modern JavaScript frameworklerini kullanarak bunlara nasıl handle edebileceğinizi, sadece single page uygulamaları için kullanılmadığını, kullanılmadan yani farklı açılardan da kullanılabileceğini, örneğin biz yani Netaş'ta şu anda arkadaşlar sadece single page için kullanmıyoruz. Tüm projeyi Angular üzerinde koşturuyoruz. Tabii arkada çalışan backend servisleri var. Benim bir öngörüm var arkadaşlar, hazırda kayıt oluyor. Bence bundan yani çok kısa bir zaman sonra birçok şey sadece web servisleri ve cloud üzerinde backend olmak kaydıyla geri kalan web uygulamaları için konuşuyorum. Her şey arkadaşlar bu bence JavaScript framework'ler üzerine yürüyecek. Hani bunu öğrenmeli miyim, bununla ilgili bilgi edinmeliyim diyen arkadaşlara bir cevap olarak söylüyorum bunu. Bence ileride, yani şu anda da zaten önemli ama ileride çok daha büyük öneme arz edecek. Zaten bunu yazdıkça görüyorsunuz. Yani mesela örnek vereceğim. Biz mesela şu anki çalıştığım Netaş'taki projede işte stadların koltukları ile ilgili işler yapıyoruz. Her bir koltuk birer sınıf. Şimdi ben gidip model üzerinden çalışmasam, her bir koltuk için bir işlem yapsam deli de ver. Halbuki modelden bir şey bir değiştiriyorsunuz, bütün koltuklar bundan etkileniyor. Yani bunu yaşadıkça, yazdıkça siz de göreceksiniz. Sizin object oriented yazmanızı, Lem Hoca'nın anlattığı hani clean code ile ilgili nere işler yapabileceğinizi çok güzel hani imkan sağlayan yapılar. Sadece Angular için söylemiyorum, bu aynısı React için de geçerli. Yani modern JavaScript framework'lerin hepsi bunu bize yardımcı oluyor, sağlıyor. Özellikle TypeScript çok güçlü arkadaşlar. Hani öncelikle bu faydalanma şekillerini bir belirleyelim. Artı Angular 2 bilen arkadaşlara da bazı ekstrem konularda hani mutlaka onlara bir fikir verecektir. Mesela örnek veriyorum, bir servisten veri aldınız, çok güzel. Bu tamamladıktan sonra bir başka daha servisten bir veri daha çekeceksiniz ama önce onun tamamlanmasını beklemeniz lazım. Ya da asenkron yüklemeler nasıl olabilir? Yani bugünkü workshop'umuz kesinlikle Angular 101 değil. Yani 202, 301, artık 401 böyle gidecek. Süremizin yettiği kadar. Yani ben timer'la denedim. 54 dakikada alıyor ama tabii anlatım olacağı için birazdan. Nedir? Makinemize ne kurmamız lazım? Hani daha sonra makinenizin başına geçer ve projeyi yazmak isterseniz Visual Studio kodla yazıyorum. 50 MB. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Önceden hani mesela bundan 6 ay önce ben Atom'da kullanıyordum. Gayet de başarılıydı ama son dönemlerde Visual Studio Code gerçekten çok başarılı bir hale geldi. Özellikle kod snippetleri, extensionları, debugging tool'larıyla artık bir fark sağlıyor. Kesinlikle Visual Studio Code'u önerebilirim yani. Arkasındayım ben bu idenin. Çok başarılı. Şiddetle de tavsiye ederim. İkincisi, makinenizde bir Node.js kurmanız gerekiyor. Hani demin bir ng yazdım. Zaten bahsedeceğiz. İşte ng'yi yapabilmeniz için bir kütüphane, Angular CLI denen bir kütüphane var. Onu da şimdi bahsedeceğim. Bunu makinenize yüklemeniz için makinenizde en başta bir Node.js olması gerekiyor. Yani npm komutunu kullanabilmeniz için. Hemen gelelim, göstereyim. Budur. npm komutunu kullanıp, yani Node.js'imizi artık kurduk. Angular CLI'yı makinemize indiriyoruz. Yüklüyoruz global olarak. Gördüğünüz gibi komutta. Bu Angular CLI nedir derseniz de bizim Angular proje template'lerimizi makinemize yüklememiz için bize hazır verilen, Google ekibi tarafından geliştirilmiş olan bir tool. Bu sayede biz de işte proje template'lerimizi oluşturuyoruz. Ne yaptım ben de demin yazarken, size daha konuşmayı başlarken? İşte ng new my dream app dedim. Ben de DevNote yazdım. Böylece proje template için Angular'ın test tool'ları dahil projenin oluşmasını, makinemde kurulmasını sağladı. Ben artık daha sonra ilgili klasöre gidip ng serve dediğim zaman default olan 4200 portundan yayınlama yapabileceğim. Yani hazır proje template'ini oluşturmuş olduk. Bir çeşit Yeoman arkadaşlar. Yeoman'da de generator vardır. Yeoman'ı bir duyan var mı hiç aranızda? Tamam, bayağı biliyoruz. İşte tamam, bir Yeoman'ın Angular, ki Yeoman'la de generate edebilirsiniz. Ben bunu kullandım. Başka slide'ımla ilgili bir şey var mı? Yok. Bu kadar. Bitti. Yani ben slide'larla aram işte bundan dolayı kötü. Şimdi bundan sonra arkadaşlar tamamen kodla ilerleyeceğim. Bakalım inmiş mi? En büyük derdim o. Evet, her şey süper. Görüyoruz ne kadar hızlı iniyor. Aslında değil tabii ama. Projemiz inmiş. Şimdi bundan sonra ilgili klasöre gidip kodları açıp ondan sonra konuşacağız. Arada ayağa kalkarım. Sürem çünkü sonsuz değil. Yani beni buradan kaldıralara kadar yazarız. Şimdi öncelikle buralar çok önemli değil. Hani CD DevNote diyeceğim. Hani görmeniz çok önemli değil. Büyüteceğim yoksa. Kod nokta dediğiniz zaman belki hani şeydir. Polat Hoca da yaptı. Visual Studio'da da. Visual Studio kodu arkadaşlar ilgili projeyi açıyor. Burası önemli. Burayı artık görmeniz lazım. Ki bence her şeyi ayarlamıştım önceden. Büyük büyük. Güzel.
hemen bir görünüyor değil mi? Problem yok değil mi? Arkadakiler önemli olan. Görüyorsunuz mu? Tamam, süper. Herkes görüyor. Şimdi biraz fontlar biraz şey ama artık o da çözünürlükten herhalde çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar sayfaya başladınız mı? İlk nereden gelirse bu şimdi ilk 101 kısmındayız. Sonra bu derece derece artacak. Doğal olarak bir projeye ilk index HTML'den gireriz değil mi? Index HTML'de ilk benim burada karşıma çıkan normal standart sayfalardan bildiğim burada AppRoot var. Bu bir çeşit MVC ile yazdığımız user control. Ama bu Angular tarafında bizim komponentimiz oluyor. Bu kadar kısa bir bilgi verdim. Bu kısmı çok önemli değil ama demek ki ne? Burada bir işler yönüyor. Burada bir HTML template oluşup bu sayfaya renderedilip basılacak. Bu AppRoot'un içerisinde. Neredeymiş bu AppRoot'umuz? Bakalım. İşte AppRoot'umuzun bu TypeScript arkadaşlar. TypeScript'i hiç duymayan var mı? Hiç duymadım diyen TypeScript. Güzel. En azından herkesin bir fikrisi var. Şimdi TypeScript'ler arkadaşlar burada karşımıza gördüğünüz gibi ışık yok ama artık görürüz. Veya mouse'la yapayım. Selektörümüzde bir AppRoot yazıyor. Bu selektör AppRoot demek şu. Bizim bu komponentimizin sayfa içerisinde implemente edileceği HTML tag'ı. Neymiş? AppRoot. Nereden gördük? İndeks HTML'si bu AppRoot. Yavaş yavaş ısındırıyorum. Tabii ki böyle gitmeyecek. Ve bu AppRoot'umuzun yani HTML sayfası da gördüğünüz gibi burada belirtilmiş. Bu illa bu olmayabilir. Herhangi bir şey olabilirdi. Biz de yapacağız. Tamam, bunu da anladık. Burası CSS dosyası. Çok önemli. Bu da bir sınıf. Önemli olan bu. TypeScript'e hani başladıysanız. İşte bir app component sınıfım var. Bu da title'da onun değişkeni. Yani ben örneğin buraya gidip güzelce bir şey yazalım. Dev node Angular 4 TypeScript yazalım. TypeScript. Tamam. Ve seminer diyeyim. Evet, güzel. Bu da böyle kalsın. Şimdi gidip bir de HTML'imize bakalım. Gördüğünüz gibi sadece bir title basılan bir yer var. İşte biz de bu değişkeni buraya aktardık. Şimdi ben biraz buraları değiştireceğim. Kodlarla çalışırken arkadaşlar ben görüntüye önem veriyorum. Yani siz de her zaman önem verin. Hani anlaşılabilir olması, kod ekranında da neyin ne olduğunu görmeniz için ben bu strap kullanacağım. Hani bu zaman darlığında onu da ihmal etmeyeceğim. O yüzden hani biraz düzgün bazı yerlerin görüşmesi için. Hop. İlk her seferinde Windows'ta yazdığım zaman tuş takımı farklı arkadaşlar. Mac'te farklı ya. Her seferinde aynısını yaşıyorum. Hiç istisnasız yani. Evet. Burayı yapayım mı? Yapayım tabii ki. Normalde arkadaşlar şey, buralara önceden yazabilirdim ama ben sevmiyorum. Her şey log coding olsun istiyorum. Yani yüklemeyi bile burada yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Ben Bootstrap'ı install etmekle uğraşmayacağım. Direkt CDN'i otomatik kullanacağım, tamam mı? Hop. Umarım onları kapatmak lazım aslında da. Şuradan mı? Tamam. Arıyorum. Şu olmasın. Şu. Do not disturb. Emin misin? Sanki bu internete şey yapıyor gibi. Tamam. Tamam. Önemli değil. Çalışmazsa. Şimdi devam edelim. Daha mı kötü yaptım yani? Hemen açayım. Şimdi açtım, şu an gitti. Hemen tamam, do not disturb. Tamam. Ben böyle kalsın bu, boş ver. Şimdi CDN'imizi aldık. İndeksimize gittik. Hemen hop, evet. Otomatik olarak bu sıra ekliyorum ki hani kullanabilelim. Tamam, ben bu şekilde bu kadar yani install etmekle ve projeye yüklemekle uğraşmayacağım. Direkt CDN'den kullanacağım. Şimdi artık ufak ufak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum buraya bir tane daha div koyacağım. Bu da motoru açacağız birazdan. Tamam. Şimdi ben hemen klasik bir bolt olarak bir kullanıcı adı yazalım hemen. Senaryoyu söylemiyorum, heyecanı olsun diye. Hani ne yapacağımızı özellikle söylemiyorum. Siz kodu göre göre yavaş yavaş anlayacaksınız. Tamam, öyle yapalım. Daha güzel oluyor. Buraya belli ki bir kullanıcı adı alacağız değil mi? Güzel. Sonra bu da bu kadar olsun. Çok önemli değil. Buraya bir tane de tabii ki göndereceğimiz bir butonumuz olacak. Onu da alalım. İşte volume'su da. Değişkenler her şey İngilizce fakat gerçekten
front tarafta görünse her şey Türkçe olacak arkadaşlar. Yani çalışma şekli de öyle olacak. Hani kullanılan değişkenler İngilizce ama client'in göreceği tüm bildiriler her şey Türkçe olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim burada bir amacım var. Benim amacım ben bir kullanıcı adını alacağım ve bunu bizim modelimize bağlayacağız. Şimdi öncelikle component tarafında arkadaşlar hemen bir property yapalım. Bakın code snippet direkt var. Username diye yazıyorum ve alıyorum. Şimdi artık benim bir username'im var. Ben diyorum ki default'ta constructor'ında, bakın backend'de yazmıyoruz aslında. Constructor'ında arkadaşlar ilgili değişkenimi, yani property'mi, özür dilerim, değişken değil, property'mi bir username'i boş olarak atıyorum. Tamam mı? Bir böyle bir cepte bu dursun. Şimdi benim text box'ımı username'e bağlamam lazım. Normalde eski sistemde ne yaparız? İşte text box'ın git value'sunu al, işte ID'sini al falan diye uğraşırız değil mi? Hala 101'deyim. Şimdi ben text box'ı bir modele bağlayacağım. Mesela input type text box'ımı şöyle bir şey var. Bunun detayına girmeyeceğim şu an için ama ne olduğunu söyleyeceğim. Çift yönlü bağlama, two-way binding diyoruz arkadaşlar buna. Nedir bu? Hemen söyleyelim. Öncelikle bir bağlayayım, görün. Bu kadar. Şu demek arkadaşlar, ben username'e mesela damla suyu yazdığım zaman text box'ım içerisinde username yazılacak. Yani ama aynı zamanda ben text box'ım içerisinde bir değeri değiştirdiğim zaman bu username'im de değişecek. Yani çift yönlü birbiriyle etkileşim var. Birbirine bind ettik, two-way binding. Buradan yola çıkarsak, ben buraya gelsem, iki süslü parantez içerisinde username yazsam, demek ki benim text box'ıma yazdığım her şey arkadaşlar, tahmin edebileceğiniz gibi buraya da yazılması lazım. Evet, br'ydi galiba, pardon. Aşağıda gözüksün diye. Güzel, bu bizim bir nesne ile model arasındaki etkileşimle ilgili ilk buluşmamız, ilk yansıması. Şimdi başka özellikle hani sayfayı render etmeden önce bir şey daha belirtmek istiyorum. Şimdi mantıken bu buton kliklenecek ve username'den bir şeyler alınıp sonuçlar falan görülecek değil mi? Klik için arkadaşlar direkt eventler normal parantez içerisinde yazılıyor. Buraya da gidiyorum bir olmayan daha metodumu yazıyorum. Get user detail. Tamam mı? Metod adımı da yazdık. Bu da bu kadar. Bunu da böyle kaydettik. Böylece arkadaşlar hatta gelelim server side demeyelim de artık ne desek TypeScript'imizde ilgili metodumuzu da tanımlayalım. Ama daha iş yapmayacağız tamam mı? Herhangi bir iş yapmayacağız. Burada böyle bir dursun. Şimdi buraya kadar bir şeyler yaptık. Şimdi nasıl yayınlıyoruz? Oradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar hani Mac tarafında farklı, Windows tarafında farklı. Ben de Shift Command Y ile açıyorum terminalimi. Buraya da geliyorum. Görünüyor değil mi? Güzel. Gayet güzel görünüyor. İşte ng-serv, aynı o benim şeyde yazdığım gibi. Ben port da tanımlayacağım arkadaşlar. Portu 1453'ten yayacağım. Şimdi uygulamamız, bundan sonra artık her yaptığımız değişiklikler otomatik voucher olduğu için HTML sayfamıza yansıyacak. Yani ben gidip burada bir değişiklik yaptığım zaman onu ben görebileceğim. Değişmiş halde. Sayfayı refresh etmeme gerek yok. Bunu kapayabilirim aslında. Evet, buraya da gideceğiz işte. Localhost'umuz 1453'ten yayın yapacağız ve karşımıza geldi. Şimdi bu da büyük büyük dursun. Şimdi ne dedik? Text box'a yazacağımız her şey user kontrolümüzdeki işte username'i etkilemesi lazım. Ben buraya yazdığım zaman gördüğünüz gibi Bora Kasmer ne yapıyor? Text'teki değer username'i etkiliyor. Username'in de olunduğu her yerde bu etkileniyor. Çok basit ama siz modelde bir değişiklik yaptığınız zaman bunu kullanan her yer bundan rahatça etkilendiğini gördük. Şimdi biraz daha işleri ilerletelim. Şimdi ben buradaki gönder butonunu arkadaşlar boşken tıklamak istemiyorum. Yani ne demek bu? Bir CSS'i, bir HTML'deki görünümü modele bağlamak demek. Normalde bunlar için biliyorsunuz farklı şeyler kullanılıyor. Ama bunu modern JavaScript framework'leri ile çok rahat yapabiliyoruz. Yani ne yapacağım? Şunu da kapayım size yer kaplamasın. Şurada hatta görünür yerinde. Hatırlarsanız eventler normal parantezde dedim. Attribute dediğimiz özelliklerde mesela neydi? Disabled özelliği. Disabled özelliğini ben gidip username eşit eşit boş olduğu zaman yapılır dersem bu username boşken arkadaşlar buton disabled olur. Böylece başka kod yazmama gerek kalmaz. Görelim. Herhangi bir hop text olarak kalmış bir şeyleri kapatmadık açmadık herhalde. Evet. Oradan olacak. Şimdi aynen geldi. Görelim. Şimdi ben bunu yazdığım zaman bakın tıklanabiliyor. Çıkardığım zaman tıklanamıyor. Gördünüz mü? Tıklanmıyor. Tıklanabiliyor. El geliyor. El gelmiyor. Budur. Ne yaptık? Bir modeli birçok yere farklı şekilde bağlayarak aslında kod kalabalığından kurtulduk yani. Kurtuluyoruz gitgide. Yani onun değerini al, bunun özelliğini al falan diye
yani JavaScript'te neler yapabileceğinizi bir düşünün, yapmanız gerektiğini. Şimdi işleri ilerletiyoruz tabii. Artık bundan sonra yavaş yavaş başlayacağız. Ne yapacağız? Bir, bu username'i aldık artık elimizde. Bir servise gideceğiz. Ben arkadaşlar şimdi tabii biraz senaryoyu artık anlatmam lazım. GitHub'a gideceğim. Bu kullanıcının detay bilgilerini alacağım. Sonra devam edip gideceğiz. Ama bunu gidip buraya yazmayacağım arkadaşlar, değil mi? Hani clean code olsun, her şey bir yerde olmasın. Bir servis yazalım. Bu başka yerde de lazım olur. Kullanırız. Güzel. O zaman buraya geliyorum. Bir tane klasör açıyorum. Servis diye. Buna da bir tane dosya ekliyorum. Adına da data servis. Hop. .ts. Diyorlar ki çok kod yazıyorsun hocam diyorlar. Evet çok kod yazıyorum çünkü yanlış yazıyorum. Sonra silip bir daha düzeltiyorum. Bu alışamadım klavyeye. Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle bir şey yapacağım. Bu bir kod snippet. Hemen konuşuruz da. Servisi de seçeceğim. Otomatik bana template'i sayfanı getirecek. Nedir bu? John Popa'ya bunun için teşekkür etmek lazım. Ben John Popa'nın Angular V4 TypeScript snippet'ini kullanıyorum. Ve bana bir sürü template'leri, komponentleri, servisleri yaratmada büyük kolaylık sağlıyor. Hani mesela bu da Visual Studio'nun kodun hani güçlerinden biri. Hani kod snippetler çok güzel. Hani birçok idede yine bir sürü şey vardır ama hani mesela örneğin ben burada bunu kullanıyorum. Ne yapıyorum? İşte kodu da burada gelmiş hazır. Data servis de adı. Şimdi biraz daha konuşalım. Şimdi ben bir şeyler alıp vermem lazım. Servisten bir değerler alacağım. O zaman bana ne lazım? HTTP lazım. Hemen bir dependency injection yapalım. Yani server side gibi yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Private. İşte HTTP. HTTP olacak. Güzel yanı. Bakın bu burada ampulümüz çıktı. Ve hemen işte ekleyeceğim import'u burada belirledi bana. Çok yüzde kodun yine güzellikleri, kolaylıkları. Hatta ben bunu kaldıracağım. Öyle de çalışıyor ama ben eski usulü HTTP alacağım. Farklı kütüphane, farklı özellikleri var. Onlardan faydalanacağım. Şimdi buraya geliyorum, metodumu yazıyorum. İşte public, tabii küçük harfle yazıyoruz. Evet, küçük küçültemedim. Evet, get user detail diyorum. Böyle anlamlı yazıyoruz, olur mu isimleri arkadaşlar? Hani get data demiyoruz mesela, neyin datası. Parametremiz de burada. Hemen yazalım işte. Mesela return dönecek. This HTTP geldi zaten. Get. Şimdi burada bir URL olacak. Hemen tabii ben de yani alınmışı var yapmayacağım. Nerede? Hangi şeyi kullanacağım? API. Gerçi geldi. Bakın burada mesela kendiminkini almışım. Ama tabii bunu tamamını almayacağım. Şuraya kadar. Username'in olduğu yere kadar adresi kopyalıyorum. Tamam mı? Çok yaşa. Buraya geliyorum. Const. URL, string, hemen buraya bu bizim değişkenimize atıyorum. Ondan sonra da URL'de, tabii URL yetmeyecek, ne yapacağız bir de? Artı, username. Sonra, geri dönüşte arkadaşlar, ben bunu JSON dönmek istiyorum, map diyorum. Buralar RxJS kütüphanesini duyan var mı? RxJS kütüphanesini, RxJS, güzel. Yani birçok şeyde kullanıyor, sadece Angular'da değil. O zaman buradan RxJS kütüphanesi alacağım. Çok faydalı arkadaşlar. Hani çok yararlı. Bu arada bunu yazmama gerek yok ama sırf yazayım diye. Hani bunu yazmadan da kısa yolu. Bir dahaki bir şey daha devam edeceğiz. Orada ne kadar kısa implement edildiğini göstereceğim. Add operator map diyeceğim. Ve bütün kızarıklık gidecek gördüğünüz gibi. Şimdi burada linki yazabiliyorsunuz. Link yapabiliyorsunuz yani. Ne kadar güzel değil mi? Result. Result.json diyorum bana. JSON dön diyorum. Ve bitti. Şimdi servisimizi yazdık. Yani bir modelin, bir user detail alan kısmını yazdık. Bunu demin bahsetmediğim bir şey var. Şimdi Angular ayağa ilk kalkarken bu 2'de de geçer, 4'te biz 4 yapacağız. Bu arada onunla da ilgili hemen unutmadan hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar. Package.json'a geldiğiniz zaman şurada Angular 4'ü kullandığımızı görüyoruz. Sonra aynı zamanda hani siz de yaparken acaba ne yazıyorum diye sorular oluyor. Nereden görebilirim diye oluyor. O yüzden onu ben ayrıca şuraya da geldiği zaman ng versiyonuna baktığınız zaman bu Angular CLI'nin versiyonu göstermeye çalışacağım bakalım. Bakın artık 1.0 yani hocam o daha çıkmadı, release candidate falan değil arkadaşlar. 1.0 gerçekten kullanabileceğiz. Tam sürümü var. Tamam mı? Hani onu da burada göre. Burada 1.0 olması lazım. Okey, anlaştık bunu. Nasıl versiyonuna bakabiliriz? Nasıl neyle çalıştığımızı nasıl anlarız? Bunu da tartıştık. Şimdi Angular'a kalkarken arkadaşlar her şey modülde başlıyor. Tamam mı? Modules. Burada mesela app component'ta değil mi bizim şuna baktığımız? Bakın app component'ımız burada tanımlı.
Modül bir çeşit namespace ve diğer projeniz için geçerli olan kütüphaneleri bu modül içerisinde import ediyorsun. Mesela burada Angular'ın default olan browser modülü, forms modülü, forms mesela bu bir web form kullanacağım. Mobil kullansaydım farklı kütüphaneleri eklemem gerekecekti. Örneğin Ionic yazsaydık. HTTP modülüm burada hepsi var. O zaman benim servisimi de buraya koymam lazım. Servisimin adı neydi? Data servis. Provider'a da bunu koyacağım. Tabii kopyalamamışım ismini, o yüzden koyamadım. Hemen gidelim servisimizin adını alalım ve modülümüze tanımlayalım. Burada. Bakın kızıyor. Hemen ilgili kütüphaneyi buldu, buraya ekledi. Arkadaşlar bu normalde yoktu. İşkence çekiyorduk. Çok yeni geldi. Ya ben çok rahatladı bu import kısmı geldikten sonra. Evet, ne yapacağız? Bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? App Component'ımızda kullanacağız değil mi? Aslında bir App Component'ıma da geliyorum. Hemen yukarıda içerisinde burada bu servisin yolunu belirliyorum. Çok güzel, her şey yolunda. Şimdi burada servisi Dependency Injection'la sınıfıma ekleyeceğim. Yani bunu fark ettiyseniz front tarafta yapıyoruz. Hemen buranın constructor'ına geliyorum. Private. Nasıl HTTP yaptıysak burada da data servisimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar. Burada da şimdi burada da servisten dönen değeri bir şeye atayacağım. Yani o zaman diyorum ki ben mesela buraya bir değişken yapalım. User olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir şey var. Burası Angular 4 ile alakalı. Normalde any koydum. Normalde any'den sonra bir şey yazmamıza gerek yok ama mesela atıyorum bu string diyor. Veya benim modülüm baştan belli olsaydı, şu an vaktim olmadığı için geri dönen user sınıfının modül karşılığını buraya yazamıyorum. Yazsaydım buraya mesela array user detail list gibi bir tanımlama yaptıktan sonra aynı zamanda null veya undefined şeklinde de bakın bu şekilde belirtebiliyorsunuz. Hepsini birden. Bu da strict null check deniyor. Bu Angular 4'te geldi arkadaşlar. Yani null ve undefined da olabileceğini bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Şu anda any'nin yanına bunu yazmak anlamlı değil ama burada dursun. Kitaba attığım zaman da fikir sahibi olun diye tutuyorum. Any'den sonra aslında hepsi belli. Şimdi buraya geliyorum. O zaman, şimdi genelde arkadaşlar şöyle bir şey var. This diyorlar. Yani öyle de yazayım. This diyorlar. User eşittir diyorlar. İşte this nokta bu olmayacak tabii de. Service nokta get user detail. Neyi koyacağız buraya arkadaşlar? Evet. This nokta user name'imizi koyacağız değil mi? Bu mudur? Değildir arkadaşlar. Bunu kullanmayın. Böyle yaparsanız bunu direkt atayamıyorsunuz. Sorun çıkıyor. Peki nasıl yapalım? Ne kullanalım? Subscribe kullanalım arkadaşlar. Olur mu? Hani bu şekilde değil. El alışkanlığı çünkü çok kullanılıyor. Ama subscribe diyorsunuz. Result'ı alıyorsunuz. Tabi bunun farklı yolları var. Mesela to promise deyip bitmesini denle bekleyenler de var. O da olabilir. Ya da asenkron olarak yapılabilir. O biraz detay konusu oluyor. Yani ne diyorum? This nokta user eşittir. Result diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da bu şekilde atıyorum. Sonra burada arkadaşlar hata kısımlarına başlıyoruz. Mesela error durumunda. Hop. Error durumunda diyorum ki bu da çok önemli arkadaşlar. Bunu konsola yazın. Çünkü error bir sorun çıkarsa hakikaten uğraşırsınız. Ne diyeceğiz? Error'u buraya koyacağız. Bitmesi durumunda da, başarılısı olması durumunda da işte konsol şöyle hop. Evet. Console.log all data loaded diyelim. Geçelim. Çok önemli değil. Evet, bu kadar. Evet. Tamam. Şimdi servisimizi yazdık. Hatta servisimizi butona tıkladığımız zaman çağırdık ve user'ımızı doldurduk. Gelelim şimdi HTML tarafına. Şuraya. Hemen buraya da şurayı biraz daraltayım. Sizin okuyabilmeniz daha rahat olsun. Evet. Hemen bir div'le açıyorum. Ondan sonra buraya ben table yapacağım. Şuna da class'ına. Araya da bootstrap sıkıştırıyorum. Evet. Buraya da geldik. Hop, olmadı. Tamam, bunları da atalım. Buraları sıkılıyorum arkadaşlar ama yapmak zorundayız. Başka yolu yok. Şimdi buraya bir tane user'ın resmini koyacağım. İmajlı. Tamam. Ne yapacağım diye düşündüm. Şunu da kapayım da. Input type imaj tabii değil mi? IMG diyelim. Teşekkürler. İmaj. Şimdi arkadaşlar mesela burada Angular property'si kullanıyorum. Normalde böyle source da kullanabilirdik. Direkt source. O zaman önce gerçekten o root'a bakardı URL'de var mı diye. Zaman kaybı. Önce resmi yükleyemezdi. Sonra Angular versiyonunda bir daha arardı. O yüzden bu şekilde property yapmak her zaman doğru. User nokta. Bakın direkt bağlıyorum yani burada.
User.avatar.url herhalde, öyle bir şey. Bakarız şimdi. Bakalım hatta, yanlış olmasın. Avatar.url doğruymuş. Hatta bunu kopyalayayım. En doğrusu, hani en sağlamı olur. Evet, doğruymuş. Buna bir debit verelim. Şunu da bir kapayım. Kızıyor herhalde. Ha. Evet, bu da 200 olsun. Bir de SEO anlamında, çok önemli değil, şu an SEO yapmıyoruz olabilir ama ben yazacağım yine de. SEO anlamında imajların adlarına normalde isim vermemiz çok önemli arkadaşlar. Verelim. Bu kadar herhalde bu imajın olduğu yer. Tamam. Bir de aşağıdaki buraya, buraya da text area koyacağım arkadaşlar. Burada ne yapacağım? Burada da gelen user'ın bilgilerini JSON olarak basacağım arkadaşlar. Hani görelim bakalım neler geliyormuş diye. User, pipe var, filter. Bu size gelen datayı JSON'a, hani JSON şeklinde basmayı sağlıyor. Şunu da hemen bir calls, yüz, rows'u da 20 yazayım. Güzel. Şimdi bir de bu çok önemli değil ama. Bir de buraya user'ın bios'unu yazacağım arkadaşlar. O da şu. Font color. Hop. Evet. Red. Kapatalım. Hatta bold olsun. Hatta bir de h3 olsun. Tamam, her şeyi yaptım. Buraya da user'ın bios'unu yazıyorum arkadaşlar. Süper. Ben ters bir şey düşünmüyorum. Bakalım. Şimdi bu kadar. Hani ilk şey bu kadar. Bir görelim. Şu an öncelikle yayın yapıyor muyuz diye bir bakalım. Açık mı? Gitmiş mi? Gitmemiş. Her şey yolunda. O zaman gelelim buraya. Buraya da hatayı göreceğiz. Amacım o. Şimdi sorum şu. Hata logunu görmeden önce. Sizce burada sorun ne? Neden? Bir sorun var. Hadi göstereyim. Şimdi o da şurada görüyorsunuz. Yani hatayı göstermek değil. Hadi onu da göstereyim. Dursun burada. Görebiliyorsunuz zaten. Belki göremiyorsunuz. Süper. Sizce ne var burada? Sıkıntı ne? User datası direkt gelmiyor değil mi? Çok güzel. User daha yok. Ben diyor bio'yu nerede göreceğim diyor. Bakayım gösteriyor mu? Gösteriyor. Zaten buradan anlıyorsunuz. Şimdi burası Angular 4 arkadaşlar. Burayı yani hepsini dinliyorsunuz belki ama burayı daha özellikle dinleyebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey, bizim ne dememiz lazım? Data hani hata veriyor sayfa deniyor. Genelde işe ilk başlayan arkadaşlar da Angular'a veya diğer JavaScript framework'lerine değinen arkadaşlar için de geçer bu. O zaman benim şöyle bir şey şurada, şu divin içerisinde demem lazım ki user'ım eğer dolu ise doldur diyorduk Angular 2'de sadece. Şimdi diyorum ki dolu ise şunu yap, boşsa da bunu yap. Else de geldi, ng template. Çok yeni yani Angular 4. Ben siz hazırlarken Angular 2 diye hazırlandım arkadaşlar. Sonra Angular 4 geldi. Ondan sonra dedim buna göre çevireyim. Çünkü öyle yapmak daha doğru oluyor. ng if diyoruz arkadaşlar. Bu kısmı değişmedi. Tabii böyle demiyoruz. Evet. Bu bir template. Yıldızı başında görürüz mü? Bir template olacak anlamına geliyor. Diyorum ki user null değilse, değilse gerçekten böyle den yazıyorsunuz. Burası Angular 4 artık. Content else eğer content ise, yani bu nullsa o zaman da other mesela content diyorum. Ondan sonra bu divi de burada kapatmam lazım aslında. Burada olmayacak, tamam mı? Hemen buraya girip bunu böyle kapatıyoruz. Güzel. Şimdi o zaman template yapmamız lazım. Ne yapıyoruz? Şöyle yapılıyor. ng template ds koyuyorsunuz. Content. Bu kadar. Diyorum ki işte bu template eğer null değilse bana burayı bu template'i bas. Eğer nullsa yani değilse other content çarp. Buraya da şey diyeceğim hatta. Kullanıcı adını giriniz. Böyle biraz şey oldu ama. Adını. Efendim? Öyle mi? Süper. İşte çok kişili. Pair programming faydasını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu bir çeşit. Biraz fazla pair var ama gayet iyi yani. Tamam, süper. Bu da tamam. Bitti gibi gözüküyor. Şimdi hatta sayfaya geldiğimiz zaman bakıyorum. Evet. Sorun duymadım. Bu mu? 24. satırın nesi yanlış?
Ha, teşekkür ediyorum. Ya işte çoklu peyir olmuyor. Çünkü her çok ses geliyor. Biraz bu demek ki o da hani o kadar iyi, o kadar tem, o kadar peyir iyi değil. Tamam, süper. Duydum. Soru yasaktı diye şaka yapıyorum. Buyurun. Bir buna bakalım, ondan sonra konuşalım, olur mu? Alırsınız, sondayım ya zaten. Şimdi konsolda bakın bir hata yok. Gördüğünüz gibi her şey yolunda. Hatta kullanıcınız giriniz diyor. Çünkü niye? Username'i, user bilgimizin dolu. Hemen görelim. Bora Kasmer'le yukarıdaki de kalmış. Göndere basıyorum. Bakın mis gibi. Resmim de geldi. Biom da yazıyor. JSON datamı da text area'ya bastık. Şimdi her şey yolunda gidiyor. Şimdi sorunuzu alayım. Dinliyorum. Evet. Evet. Şimdi bu da div değil, span da koyabilirsin. Ne istersen yapabilirsin. Ama bu ng template olacak. Niye? Çünkü diyorsun ki, angular diyor ki, ng if'le yazdığın zaman burada baktığın şey bir template olması lazım diyor. Template'ime bakıyorum diyor. Ama buraya span yaparsın. Başka bir, hani istediğin bir HTML şey yapabilirsin. Ama diyorum ki, bu mutlaka ng template. Zaten başta ng'yi gördün mü? O zaman kütüphaneyi açacaksın open source GitHub'da. ng template'in hepsini replace yapıp lahmacun yazacaksın. Olur yani. Evet, göstermesi gereken yeri biliyorsunuz. Şey gibi o. Aynen o şekilde. Güzel söyledin. Durum bu. Şimdi bu Angular 4 ile geldi arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz tabii. Bu kadarla bitmeyecek. Bırakır mıyım? Bulmuşum bu kadar insanı. Şimdi arkadaşlar, ben istiyorum ki esas amacım repolarımı getirme. Yani bu arada arkadaşlar, kendi ismimi ayarlamadım. Yani onu da baştan belirleyeyim. Yani mesela Polat Engin dediğiniz zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi internet yavaş ama gördüğünüz gibi geldi Polat hocamız da. Ne bileyim, bir tane daha yapayım. Mesela Gökhan Hoca yapacağım çünkü resmini çok seviyorum. Yani real time arkadaşlar, herkes geliyor. Gökhan Hocam da geliyor, neredir bilmiyorum, buralardır. Tamam, güzel. Şimdi repolarda esas çıkacak ortaya arkadaşlar. Yani repozları çekelim bakalım. Şimdi nasıl çekeceğiz? Servise gidiyorum, data servisimize. Buraya geliyorum. Ne yapacağım? Public get user repos diyorum. URL alacak arkadaşlar. Repo URL alacak. Ki onu basacağız. Evet. Şimdi gelelim burada ne yapacağız? Şimdi burada arkadaşlar return diyeceğiz ya, ama ben şöyle bir güzel yapmak, bir şey yapmak istiyorum. Göstereyim. Dedim ya kod snippetler var diye. Bakın burada et ahtp get var. Böyle bastığın zaman zaten size veriyor. Hatta URL'i de yazmış. O şansa tuttu. Şöyle yaptığım zaman bitiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Bitmemesinin nedeni şu, ben böyle kullanmıyorum, hani generic tipte yapmanız için size izin veriyor. Ben şimdi generation'a girmeyeceğim. Şu an bitti. Hani yine hızlandık bayağı bir. Ne yaptık? Servisimize get user repos'umuzu yazdık. Artık bundan sonra yapacağımız tek şey user bilgisi. Bu önemli. Yüklendikten sonra repolarını da çekleyeceğiz. Hemen gelelim, onu da yapalım. Şimdi user bilgisi yüklendikten sonra cümlesini anladıysanız herhalde burası olduğunu anlamışsınızdır. Süslü parantez yerine öyle bir şey yaptım. Güzel. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Yeni bir şey dolduracağım ama önce bir çekelim. this.service.getRepos. Çünkü niye? Çünkü burada user'ımızın bilmiyorum. Ne öyle, buradan bakacağız. Hemen bakalım. Papap. Repos URL buymuş. Çok da zor değilmiş yani, tahmin edilebilirmiş. Alacağız. Yine bildiğiniz gibi subscribe kullanacağım. Response'um. Şimdi onu da belirleyelim. Buraya da diyeyim ki ne diyeceğiz? Belli. Repos diyeceğim. Tamam mı? Any de yazayım hadi dursun. Yazmasanız da olur. O zaman ne olacak? Şuraya da this demedim, ona kızıyor. Evet. Şuraya da geleceğim. This nokta repos eşittir response diyeceğiz. Evet. Güzel. Buralar biraz karıştırılıyor arkadaşlar. O yüzden önemli yani. Error tarafı da önemli tabii. Error'ı da yapalım. İşte console nokta log error. Bir de artık bitiyor. Şunu biraz yukarıda alalım. Yazdıkça aşağı iniyor. Küçük küçük. Göremiyorsunuz. Heh. Evet. Burada. Şimdi her şey Türkçe. Bu niye öyle İngilizce? Bilemedim ben de. Repos loaded. Tamam.
Tamam, bu kadar. Konsola yazıyorum ya, belki bilmiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? User bilgimizi aldık. User bilgimize bağlanan repolarımızı da aldık. Ne yapacağız şimdi? Gideceğiz. İlgili HTML'imizi yazacağız. Bitmeyecek ama. Devam edeceğiz yani. İzlemeye devam edin bizi. Şimdi nereye yazacağız? Bir kere bu ng template content'in içine yazmamız lazım. Çünkü user null değilse yapıyoruz. Hemen ben buranın içerisinde bir div daha açıyorum. Artık burada ben otomatik bakacağım arkadaşlar. Hani size hiç yormadan. Değil mi? ng if ile bakmamız lazım. Neye bakacağız? Neye bakacağız? Hangi şeye bakacağız? Repos'a bakacağız, aynen. Aynen, nedir? Repos. Repos yazdım değil mi, hatırlıyor musunuz? Evet, yani üstte, aşağı inince üstteki satırı unutmak bu işte arkadaşlar. Ne olduğunu unuttum yani. Repos, evet aynen öyleymiş. Güzel, doğruymuş. O kadar da bulamadık. Tamam. Null değilse, then repos content diyeceğim. Else other, uzun uzun yazayım. Other repos content. Tamam. Yani ORC diyen var arkadaşlar. Other repos content'e denk geliyor. Hiç ondan sonra bir daha okuduğun zaman code review FGK. Nereden bileceksin ne olduğunu? ORC. Oracle gibi. Güzel. Şimdi bunu da yazdık. Hemen geliyoruz. Ne yapacağız? İşte ng yazacağız. Template diyezde repos content diyeceğiz. Süper. Buraya bir şeyler yapacağız. Buraya da bir daha diyeceğiz. Template. Yazamadım. Heh. Bunu kopyalayayım ya. Hakikaten bunu kopyalayayım. Güzel. Yok canım. Siz geldiniz, sizi yormayalım. Şimdi ne diyeceğiz? Buraya da repolar. Yes, lütfen sabırlı olunuz yazayım. Hatta böyle yapayım. Güzel. Allah yine bozuldu ayarlarım. Hı. Güzel. Şimdi buraya başlayacağız normal işte. For each ile dönüp basmaya değil mi? Çünkü artık bu bize bir static bir list dönüyor çünkü artık. Hemen ben divimi koyuyorum. Yok div falan yapmayayım. Table yapayım. Güzel gözüksün yine. Responsive falan yapmıyorum. Ya olur ama bootstrap kullandığım için herhalde olur. Yani çok da şey konuşmayayım. Çok bilgili değilim bu konularda. Hatta bunu da t-head yapayım. Bu da düzgün olsun. Evet. Şuraya da gelelim. TH'de başlıklarını yazacağız ya. Aynen. Düzgün olsun yani istiyorum. O yüzden. Şimdi bunun adı ilk şey. Proje. Proje adı. Repo bilgilerini çekiyoruz. Ondan sonra programlama dili. Bakalım Burak Hoca'dan ne çıkacak. Ondan sonra bu da rating diyelim. Çünkü öyle yıldız alıyor ya arkadaşlar. Onu koyacağım. Tamam. Burası bu kadar. Burası bu kadar. Özür dilerim. Ondan sonra tbody'ye gelelim. HTML yazarken sıkılan biri varsa o da benimdir. Evet, şimdi gelelim buraya. Aynen. Şimdi burada da tahmin edebileceğiniz gibi, bu arada şurada hiç Adem söylemiyorsun. Mutlaka da işte. Olsa vallahi. Tamam, bunlar da burada şimdi dursun bir. Şimdi arkadaşlar, hatta bunu bir kaydedeyim. Ne olur olmaz. Şimdi buraya gideceğiz arkadaşlar. Template yapımızı nasıl yapıyoruz Angular'da? ng4. Zaten bilen biliyordur, bilmeyen de bu şekilde yaptığını görür. Sonra burada arkadaşlar let diyorum repo. Off diyorum repos. Repoların içindeki repoları tek tek geziyorum. Ve ne yapıyorum? İşte basacağım. Şuraya bir de güzel gözüksün. Tamam. Şimdi buraya da geliyorum. Bildiğiniz yazacağım arkadaşlar işte. Repo nokta. İlkin name'di. Onu biliyorum. Hatta öbürü de language. Repo nokta language. Yazamadık. Aynen yazdık. Üçüncü, şurada noktayı unuttum. Vallahi gördüm. Tamam, üçüncüyü bilmiyorum arkadaşlar. Strags'ı bir şey olacak ama Strags mı neydi? Dur bakalım. Bulacağız yani.
İşte bir tıklıyorum ona gidiyor. Gelsin, evet. Evet, yerini biliyorum aşağılarda bir yerlerde de. Evet, buldum, şu. Aynen. Hop. Buraya da onu koyduk. Süper. Şimdi arkadaşlar mantıken bitti. Artık repolarımı geziyorum. Neyimi, language'imi ve şeyleri yazıyorum. Evet, bir görelim bakalım neler oluyor. Kaydettim mi hepsini? Önce ona bir bakalım. Şurada bir sevmeye bir şey kalmış mı? Kalmış, süper. Tamam. Hata da varsa görürüz zaten. Şimdi bunu yine şöyle görelim konsolumda. Evet, şu an hata gözükmüyor henüz. Hemen bir kendimi feda edeyim. Deniyoruz. Gidiyor, geliyor. Repolar da geldi gördüğünüz gibi. Şimdi repolarımızın hepsini çektik. Sayfamıza bastık. Bakın bir sürü var. Hatta bakalım. Birkaç tane daha bakalım. Mesela Gökhan Hoca'ya bakalım. Gökhan Hoca Docker'dır yani. Ne olacak? Aynen. Docker'lar dolu dolu gördüğünüz gibi. Güzel. Şimdi arkadaşlar hatta sona sakladım. Onu da yapalım. Burak hocamızınkini de hatırlayalım. Hatırlayacağım. Deneyelim. Tutturdum mu? Ve tutturdum. Gördüğünüz gibi Ruby'dir. Aynen. Güzel. Herkesi aldık. Şimdi benim hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Şimdi bakalım. Geldim buraya. Vaktin durumunu bilmiyorum ama bence daha var. Süper. Bayağı var hem de. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki ben buradaki bu repo'ları başka yerlerde de kullanabilirim. Biraz ayağa kalkayım. Yoruldum. Oturunca yoruluyorum. Şimdi bu gördüğünüz kısmı ben diyelim ki bu repo'ları bu arada muz varsa bakayım geliyor mu? Oo geliyor, güzel geliyor. Bir deneyeyim hani uzar mı diye. Vallahi güzel. Böyle transfer yapıyormuş gibi, transfer haberiymiş gibi. Tamam böyle dursun. Onu orada gelince konuşurum ya. Şimdi o zaman burada oturayım ki hani kayıtta belki duyan insanlar olabilir. Hani duyamazlar sonra doğru düzgün. Evet. Bakalım. Bayağı da zor böyle ama. Tamam. Zor şartlarda. Peki. Şimdi burası hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmemesinin nedeni ben bu repo'ları diyorum ki başka yerlerde de kullanabilirim. Ben bunu bir user kontrol yapayım. Yani mesela örneğin kullanıcının burada ararken değil de başka sayfalarda sağda mesela banner olarak repo'ları gözüksün. Ya da en favori repo'ları gözüksün. Ben bunu projemde başka yerlerde de kullanacağım. Böyle bir daha kod mu yazacağım? Hayır, ne yapacağız? MVC'de olduğu gibi bir user kontrol yapayım. Ben onu orada kullanayım. Güzel mantık değil mi? O zaman ne yapıyorum? Direkt bunu buradan kesiyorum. Rahatladım yani oradan kalktı. Gidiyorum buraya bir tane repos.component.html diyorum. Güzel. Gidiyorum bunu buraya basıyorum. Oh, çok rahatladım. Şimdi buraya da diyorum ki karışmasın. Buraya bir anlatacağım ne olduğunu. Repo list diyorum. Tamam mı? Öyle bir şey olsun. Farklı bir şey yani. Süper. Şimdi bir de buna tabii ne yapacağız? Bir backend olan TypeScript kısmını yazacağım. Hemen oraya da gidiyorum. Buraya da görüyorum. repos.component.ts diyorum. Tamam mı? Tamam. Buraya da hemen kod snippet'te olduğu gibi kod snippet'i yazıyorum. Component'ı ekliyorum. Selector name'i geldi. Ne diyeceğim buna? Repos diyeceğim. Yani ben oraya hatırlarsanız app component'ta index'te ne yazıyordu? App root gibi bir şey var değil mi? Artık ben de component'ımda repos yazacak. User control gibi kullanıyorum. Süper. Gidelim o zaman yine şeye. Repo component'ıma. Şunu biraz açayım artık hani rahat göreyim diye. Sonra devam ederiz. Güzel bunu yazdık. Bunun HTML'i ne diyor? Repos.html, şurada yaptık zaten. Repos.component.html, süper. Klasımın adı ne? Tabii ki klasımın adı da repos component. Her şey güzel, yolunda gidiyor. Şimdi, demek ki bu sınıf benden ne bekliyor arkadaşlar? Şuradaki repo listi bekliyor ki dönüp alacak. Bir şey buraya implemente edilmesi, içine konması lazım. Bunun için ben arkadaşlar, yani burada ne olacak? Şimdi başına ne olduğunu yazmıyorum. Şurada bir repo list olacak. Bu cepte.
Ne olacak bu repo listim? At input da tanımlıyoruz arkadaşlar. Bu input değer alacak değişken oluyor. Input, hemen şunu da şöyle yazıyoruz. Bunu tanımadı sözüm onu ama tabii ki yine ekliyoruz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar artık repo listi dışarıdan bir property alacak hale, bir özelliği olarak getirdik. Repo listi doldurduğu zaman bu da olacak. Çok az bir şey daha kaldı. Bunu modele tanımlamamız lazım değil mi? Hani bu sonuçta ne dedik? Her şey modülsten ayağa kalkıyor. O zaman gidelim bu modülsümüze de bu repos komponentimizi, bu komponent, o yüzden bunu buraya tanımlıyorum, koyuyorum. Diyor ki bu nerede diyor. Hemen ekliyoruz. Sınıfta geldi. Bunu da arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki komponentimize de ekleyeceğiz. Ki o da kullanacağız ya esas. Buraya da geldik, bunu da koyduk. Bitti. Ne kaldı arkadaşlar? Bir tek sayfamıza koymak kaldı değil mi? Onu eklemek kaldı. Hemen ekleyelim. Burada da hala unsafe durumlar varmış. Tamam. Geliyorum HTML'e. Zaten yeri hazır. Yerin hazır diyorum ben. Geliyorum buraya. Repos diyorum. Köşeli parantezle ne yazacağım buraya? Repo list. Repo list özelliğine neyi atıyorum? Benim repos'u atıyorum. Ve bitti arkadaşlar. Şu anda benim sayfamın görünümünde hiçbir şey değişmedi. Yani mantıken planladığımıza göre değişmemesi lazım. Hemen bir bakalım. Hata yok. Hemen bir gelelim. Geliyor mu? İnemedim. Geliyor. Ne değişti? Hemen görelim değişen şeyi arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman artık burada bakın repo'su görüyoruz. Ve repo listimizi de görüyoruz. Artık ben bir user kontrol yaptım. Ve bunu istediğim sayfanın her yerine neydi? Ayağa kalkacağım ben arkadaşlar. Dayanamadım. Azıcık. Don't repeat yourself, dry. Değil mi? Lemi hocamız başta söyledi. Başta bir daha kod tekrarı yapmamız lazım. Ne olacak? Bunu nerede kullanacaksak bu user kontrolümüzü kullanacağız. Hani bu da bir çeşit aslında front yaklaşımı diyebiliriz. Tabii ki sadece bunun için kullanılmaz ama sonuçta dry her yerde kullanılır arkadaşlar. Bitmedi. İçim daha rahat değil. Bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar mesela ben bu input'un içerisinde ben bunu tıkladığım zaman Angular 2 Search at Wikipedia mesela böyle bir şey yazmışım. Bunu tıkladığım zaman bunu nerede kullanılıyorsa parent'ına göndermek ve orada benim kendi rule'larıma göre bir şey yapmak istiyorum. Mesela örneğin burada benim bio ile beraber slash'la bunu ekrana basmak istiyorum. Şu demek, bu user kontrol nerede kullanırsa kullanılsın parent'ına buradaki yaptığım değeri göndermek, dışarı çıkarmak ve orada bir işlem yapmak istiyorum. Bu sizin bir user'ın detail'i olabilir. Mesela front tarafta ne olur? iFrame var. iFrame parent'ı da erişeceğim. Orada iFrame'in içerisindeki bir deri parent'ı da kullanacağım. Demek ki dışarı bir şey çıkaracağız bu user'ın içerisinde, bu user komponentin içerisinden, yani rows'tan. O zaman şimdi bu senaryoya gidersek, yani tıklayacağız, bir şeyler yapacağız ya, hemen orayı bir kodlayalım. En sevdiğim kısım bu arkadaş. Hani teoride kalmadan böyle bir şey söylüyoruz, hadi burayı bir bakın şöyle yazalım diyor ya. İşte en sevdiğim şey şu seminerlerde bu. Şimdi ne dedim? Bir şey tıklayacağız dedim ya, hani onu koda dökebilmek benim böyle en hoşuma giden şey. Neresi, neyi mi mesela değil mi? Adıydı. Hemen neydi eventimiz? Click. Clean'de arkadaşlar diyorum ki mesela bir metod yazayım. Trigger event olsun. Ve parametre olarak da tabii ki bu repo.name gitsin. Burası bu kadar. Bu bitti. Ondan sonra gidelim HTML kısmımıza. Backend tarafımıza ya da TypeScript'imize. Buraya da o metodu yazayım. Public. Trigger event. Bir ne alacak? İşte name değil. Mesaj. Mesaj alacak. Evet. Ve burada bir iş yapacağız. Şimdi arkadaşlar dışarıya bunu çıkarabilmeniz için ben bir eventi tetikleyeceğim. Şöyle diyelim. Mesela bu trigger event ya arkadaşlar. Benim burada yapacağım şey bunun bir eventini tetikleyip parametre olarak göndermek olacak. Örneğin ben burada bunun dışarıya tetiklenecek olan eventine output yazıyorum. Dışarıya çıkartma ya zaten. Önce onu bir yazayım buraya. Ondan sonra hatta ekleyelim. Bundan sonra adına da dışarıya çıkaracak say my name olsun. Tahmin etmişsinizdir hangi diziden. Seviyorum ama. New event emit yok dur ne? New event emitter. Aynen. Şimdi bunu da isteyecek. Evet. Output ekledik. Niye kızıyor? Çünkü parantezi koymadık. Evet bu kadar. Şimdi
Bu bir event. Ben bu sınıfa bir event tanımladım arkadaşlar. Bunun artık bir eventi var. Bu şu demek. Say My Name eventine gidip komponentimin içerisinde HTML'inde burada. Neredeydi? Burasıydı. Şunu biraz daha böyle alayım. Bilmiyorum nasıl görünüyor. Yok görünüyor. Güzel. Event ise arkadaşlar nasıl tanımlıyorduk? Ne diyorduk? Parantez yapıyorduk. Event de bu. Say My Name. Orada tanımladığım eventi buraya koydum. Bu event tetiklenirse bir metot çağıracak. Alert message. Parametrede işte mesajı alacak. Ben dolar event diye yazıyorum burada bir şey. Hmm. Hatta burada devam edeyim biraz daha. Alert message gelecek. Daha yapmadım bakın. Öbür tarafı daha yazmadım. Devam edeceğim ama. Güzel. Momento gibi yapıyorum. Bir oradan yazıyorum, bir buradan yazıyorum. Ama daha iyi adapte olunabiliyor. Demek ki o event tetiklenecek. Alert message'im çağrılacak. Gelelim buraya. Onu hemen yazalım buraya da. Alert message'imizi yazalım. Nerede? Şurası. Public alert message ne alacak? İşte parametre alacak. Dolar eventi. Ve ne dedik? İşte alert dedik ki artık burada bizim kendi business dönüyor. Biz aşağıdan yukarıya tıkladığımız şeyi aldık. Burada artık istediğimiz atı koşturabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Buraya da geliyorum. Buraya da gidiyorum mesela. İşte diyeceğim ki user'ımın değil mi? User vardı yani. Tanımladık yukarıda hatırlıyor musunuz? User'ımızın bios'una beraber this nokta tabii. Modelle çalışmanın güzellikleri arkadaşlar harika. Hiç nesnelerle, HTML elementlerle hiç alakam yok. Hep user'ımızı aldım. User'ımın bio yani servisten dönen değerini aldım işte. Sonra buraya da gidiyorum. Hatta şuraya da bir iki nokta falan olsun. Çok önemli değil. Buraya da gidiyorum. Bu dolar eventi koyuyorum. Böylece arkadaşlar dışarıdan aldığım parametreyi burada kendim değiştirerek bunu burada çok basit ama hemen bir aklınıza senaryo canlandırayım. Mesela dışarıdan siz servislerden kur bilgileri alıyorsunuz. Kur bilgileri sizin sisteminizde ama TL karşılığı olması lazım. Dolar alıyorsunuz. İşte buradan aldığınız o değerleri TL'ye çevirip burada başka işler yapabiliyorsunuz. Front tarafta tamam mı? Güzel bir şey yani. Güzel. Şimdi yani kısacası bu adapt design pattern'ınız. Adapter design pattern'ınız. Kendi sisteminiz içerisinde adapte ediyorsunuz. Bir çeşit. Bitmedi unutmayalım. Ne yaptık? Esas root kısmında app component, repos component'ımızda bunu trigger, hani bunu call etmedik. Ne yapacağız? İşte this nokta say my name emit. Bu tetikleme oluyor arkadaşlar tamam mı? Say my name emit veya next ama neden kabul etmedi? Dinliyorum. Tekmeyle teşekkür ediyorum. Evet zaten yazıyormuş. Ve parametre olarak da bu mesajı gönderiyorum. Şey bilen var mı peki? Bu emit yerine ne kullanabilirdim başka? Söyleyecek var mı? Merak ettim. Söyledim mi ya? Adem hiçbir şey kaçmasın. Söylemeydin iyiydi. Söylemişiz tamam. Evet ya da next. Bu kadar arkadaşlar bu. Bakalım değil mi? Hani bu kadar da. Hani görüp kaydettim değil mi? Kaydetmişim. Hemen görelim. Hata var mı? Yok. Hemen geliyorum. Döndü geldi. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hop biz gittik başa benim biyomu yazıp sonra ismini yazdık arkadaşlar. Ve böylece biz hemen bir de konuşarak bakalım. Bakın şöyle bir özellik var onu da hemen göstereyim. Ondan sonra herkese azat edeyim. Şimdi buradaki type snippet, code snippetlerinden biri de arkadaşlar debugger tool'u kullanabiliyorsunuz. Yani JavaScript'lerinizi, TypeScript'lerinizi debug edebiliyorsunuz. O zaman buradan yola çıkarsak. Öncelikle her şeyi burada kapıyorsunuz Chrome'da arkadaşlar. Hatta böyle command Q ile kapatalım. Güzel. Şimdi yani ne demek bu? Gelelim mesela adımı görelim yani ne yaptığını. Servise gitmiyorum. Hani o kadarına kadar inmeyeyim. Repo'ma geliyorum buraya. Şuraya bir breakpoint koydum. Sonra ayrıca komponentime gidiyorum. Burada da buraya geldiğini gördüğünüz bir şey yapalım ve konuşalım. Şimdi ne yapacağım? Hemen bunu bir çalıştıralım. Ha, bu arada tabii bunu ayağa kaldırmanız için, burada debug edebilmeniz için şu komponenti kuruyorsunuz. Bir. Debugger for Chrome. Tamam mı? Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Yeni bir tane configuration oluşturacağım. Bu açıldı. Şimdi add config diyorum. Şuradan da Chrome'u buluyorum. Buldum. Launch Chrome olsun veya launch DevNote olsun değil mi? Orijinal bir şey olsun. Güzel. Portum 1453 diyorum. Bitti. Şimdi buraya gelip artık ben bunu çalıştırdığım zaman diyor ki önce çalışan bir şey var onu durdur diyor. Büyük ihtimalle hemen görelim.
Evet, çalışıyor hala. Kapanmadı mı? Kapandı. Israrla hala çalışıyor. Peki. Evet, kapattık. Süper. Yani herhangi bir açık olan bir şeyin olmaması lazım. Dert o. Tamam, güzel hallettik. Geldik buraya, bir daha lança bastık. Allah Allah. Kaydetmedik mi diyeceğim ama. Yapamasak lan, çok da önemli değildi. Bak da belki güncelleme istiyordur. Bilmiyorum. Ha, bir dakika, seçmedik. Seçmedik arkadaşlar. Dev notu seçtim. Bastım. Evet, geliyor. Proxy, firewall ayarlarını kontrol et falan diyor. Belki cep telefonundan giriyorum, ona mı izin verme? Bir daha deneyelim. Ha, evet, kapattım, doğru söylüyorsun. Şimdi bir daha açacağız. Hemen yapalım. Doğru söylüyorlar. Bir daha açıyoruz arkadaşlar. ng-serve xxx port 1453. Evet, şimdi çalışacak inşallah. Önce ayağa kalksın. Oo, bayağı 92. Amacım şey, son anlattığım birazcık daha hani output biraz daha şey, komplike. Onu hem üzerinden görelim hem de debug tool'u nasıl yapılıyor görelim. Şimdi bir daha deniyoruz. DevNode'dan başlatıyoruz. Evet. Açık zaten. Geldi. Süper. Şimdi buraya gidiyorum arkadaşlar. İşte yazıyorum. Burada da devreye girmeyecek. Ne zaman? Tıkladığım zaman. Mesela tıklıyorum. Halen girmedi. O zaman debug olmadı yani. Debug edebileceğime dair aslında burada şeyleri de görmüyorum. Breakpoint'leri görmüyorum. Bakın burada gelmiyor nedense. Bir daha breakpoint'leri koymayı deneyeyim. Hani belki breakpoint'ler kalkmıştır diye düşünüp. Size amacım şey göstermek. Şunu bir dakikalık. Hop. Kod yazmadım. Güzel. Kapandı. Şuradayım. Evet. Bir tanesi şuradaydı. Evet, bu sanki olmamış gibi, güzel. Bir daha şöyle yapalım. Bir daha durdurayım. Chrome'u da bir daha kapayım. Kapat aç vardır yani ünlü. Bir deneme yapayım. Olmazsa da önemli değil arkadaşlar. Belki başka bir sorun vardı veya güncelleme gelmiştir. Bir daha deneyeyim şimdi. Evet, oldu. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Hemen önce bir konuşalım. Bir kere debug çalışıyor mis gibi. Hatta şöyle de var. Hani gördüğünüz gibi burada debug konsola gelip mesajın ne olduğunu görebiliyorsunuz. Hani o derece TypeScript'e hepsini debug edebilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Hani bir hikayeyi bir konuşalım. Hani ben burayı da düzgün içime sinsin sizin, tamam. Geldik burayı, tıkladık. Tıkladığımız zaman repo'ya gidiyorum. Hemen hikayemize bakalım. Nerede? Şurada. Hemen bizim repos komponentimize geliyor. Bakın buradaki click çalışıyor. Event'i tetikleniyor. Ne diyor? Trigger event metodunu çağır diyor. Hemen gidelim trigger event metoduna. Buraya geliyor. Trigger event metodu ne diyor ki? Say my name bir event. Bu event'i tetikle ve mesaj olarak da bunu gönder diyor. Component'a geliyoruz. Component'ta diyoruz ki say my name event'i tetiklenince alert mesajı call et. O da güzel. Parametreyi de alıyoruz şurada. Bunu kapayım. Şurada parametresi. O zaman gidiyoruz. Ne olacak? Alert message metoduna. Burada da alert message metoduna geliyoruz. Bizim karşılığı olan istediğimiz senaryomuzu burada yazıyoruz. Yani kısacası ben buraya gidip, işte nereye gelmiştik? Repo'ya geleyim. Şuradan. Devam et dediğim zaman gördüğünüz gibi alert mesaja düştü. Buna da bastığımız zaman ekranı arkadaşlar istediğimiz şekilde yazdı. Biz bugün arkadaşlar, bugünkü uygulamamızda Angular'ı 4 ile ilgili yeniliklere baktık. TypeScript ile backend tarafında neler yapabileceğimizi, server side gibi nasıl kod yazabileceğimizi gördük. Bir de Visual Studio kod idelerinden biraz sonrası nasıl faydalanacağınız üzerine değindik. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir seminerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de bir şey daha var arkadaşlar. DevNode ekibinin hepsine, özellikle Uğur'a gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok zor bir iş. Bu kadar insanı, bu kadar 15 konuşmacıyı bir araya getirmek. Onlara da emekleri için, her şey için teşekkür ederim. Bana da bu imkanı sağladıkları için ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar.